Kanaldaki videolardan ve internet sitesindeki makalelerden de bildiğiniz üzere zaman zaman Hristiyanlık ve Musevilik hakkında da eleştirel yayınlar yapıyorum. Tıpkı en son hazırladığım İncil'deki çelişkiler videosu gibi. O yüzden lütfen takacağınız etiketleri ve atacağınız iftiraları kendinize saklayın. Benim gözümde tüm dinler ve peygamberler aynıdır. Hiçbirine inanmam. O yüzden dini metinlerden bildiğimiz iki farklı karakter olan İsa ve Muhammed'i yine kendi dinlerine ait metinler üzerinden tarafsızca kıyaslayacağım. İsa ve Muhammed'in hayatlarını genel olarak biliyoruz. Bazı hatırlatmalar yaparak konuya giriş yapalım. İsa'nın hayatı İncil'lerde anlatılır. Matta ve Luka hem Hazreti İsa'nın soy kütüğünü verirler hem de doğum öncesi olayları ve doğumunu anlatırlar, çocukluğundan bahsederler. Markos ile Yuhanna da ise İsa'nın seceresi yoktur. Doğumundan ve çocukluğundan bahsedilmez. İsa'nın gençlik yılları ile ilgili hiçbir bilgiye de yer verilmez. Benzer durumu Hazreti Muhammed'in hayatında görsek de az da olsa gençlik yılları ile ilgili bilgiye rastlayabiliriz. Çocukluk yıllarında bolca mucizelerden bahsedilirken gençlik yılları sade anlatımlıdır. İsa'nın ise hemen hemen tüm hayatı mucizelerle doluymuş gibi anlatılır. Hem İncil'lerde hem de Kur'an'da İsa'nın annesi Meryem'in hiçbir erkekle ilişki kurmaksızın bakire iken Allah tarafından melek vasıtasıyla döllendirilerek İsa'ya hamile kaldığı ifade edilir. Muhammed'e cinsel yönden sıkıntıya düşmemesi için ayetle evlilik serbestliği getirilmişken İncil'de İsa'nın cinsel hayatı ile ilgili olarak hiçbir ifadeye rastlanmamaktadır. Muhammed'in 15-16 eşi ve cariyeleri bilinirken İsa'nın evliliği ve çocuğu olup olmadığı hakkında bilgi mevcut değildir. İsa'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı dahi tartışmalıdır. Yaşamı ile ilgili tek kaynak İncil'lerdir. Muhammed'in yaşadığı ile ilgili olarak ise dönemin Hristiyan kayıtlarında bilgiler bulunmaktadır. Kur'an ve Muhammed İsa'yı doğruladığına göre, yani İslam'a göre İsa'yı da Muhammed'i de elçi olarak gönderen aynı Allah olduğuna göre yaşam tarzlarındaki bu uçurumun nedeni nedir? Neden Muhammed çok eşli bir yaşam sürmüşken İsa hiç evlenmemiştir? İsa hiç evlenmemişse yaşamı boyunca cinsel ilişkide bulunmamış mıdır? Cinsel ihtiyacı olmamış mıdır? Yoksa iradesiz midir? İsa 33 yıl yaşar. Sahneye çıkışı ise takriben 30 yaşındadır. 20'li yaşlarda İsa ne yapmıştır? 30 yaşındayken hadi başla emri mi almıştır da bayrak açmıştır? Bunlar İncil'lerde belirtilmez. Muhammed'e vahiy geldiği Kur'an ve hadislerde belirtilmiştir. Ama efsanevi anlatımlarda benzerlik vardır. Muhammed'in annesi Amine'ye de İsa'nın annesi Meryem'e de müjde verilmiştir. Her ikisinin de doğumlarında mucizevi olaylar olduğu öne sürülür. Fakat belli bir yaşa kadar ikisi de ortaya çıkmaz. İsa 30'unda, Muhammed de 40'ında çağrıya başlar. İsa'nın cinsellikten uzak oluşunun etkisi Hristiyan din adamlarına da yansımış ve onlar da İsa gibi cinsellikten ve evlilikten el çekmişlerdir. Peki bu ne derece doğrudur? Mesele dünya zevklerinden kaçınmaksa Muhammed neden tersini yapmıştır? İsa gerçekten cinsel yaşamdan ve kadınlardan kopuk muydu? İsa kadınlardan pek kopuk değildir aslında. Örneğin İncil'lerde Mecdelli Meryem olarak anlatılan günahkar kadın için İsa ile evli olduğu, ondan hamile kaldığına dair kurgular da vardır. Bir başka Meryem'in İsa'nın ayaklarını yıkadığı, saçlarını kuruladığı, öpüp okşadığı yazılıdır. Daha sonra bu kadın İsa'nın öğrencileri arasına katılır.
Luka 7. bab 36 ve 39'a bakalım. Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında, ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, "Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı," dedi. İncillerde İsa'nın dirildikten sonra Mecdelli Meryem'e göründüğü yazılır. Bu kadın, Da Vinci'nin kurgusundaki Maria Magdalena'dır ve İsa'dan Sarah isminde bir kız çocuğu doğurur. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra çocuğunu korumak amacıyla Fransa'ya kaçar ve oradaki Yahudilere sığınır. Fransa'da 22 Temmuz Meryem Günü olarak kutlanır ve ilk olarak onun manastırında yapıldığına inanılan Madeleine çörekleri o gün kutsal bir yiyecekmiş gibi tüketilir. Yuhanna 11'e 2'ye bakalım. Meryem, Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. Bu kadınla İsa'nın dostluğu daha sonra ilerledi. Öyle ki baş başa bile kalıyorlardı. Luka 10. bab 39 ve 42. ayetler. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibinde oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek "Ya Rab," dedi. "Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona karşılık verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak." Bu noktada İsa'nın bu kadar çok kadına ayaklarını yıkatmış, okşatmış olması düşündürücü gelebilir. İncil'de Mecdelli Meryem olarak geçen Magdalena, fuhuş suçu nedeniyle recmedilirken İsa tarafından kurtarılan kadın olarak sunulur. Buna karşın bu kadının ezoterik bir tarikat üyesi olduğu öne sürülür. Şimdi gelelim karşılaştırmaya. Siz karar verin. İsa ile Muhammed'in tanrısı aynı olabilir mi? Matta 5'e 39'da İsa şöyle diyor. "Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanınıza bir tokat atana, öbür yanağınızı da çevirin." Bakara 178'de Muhammed diyor ki, "Ey iman edenler, öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona acı veren bir azap vardır." İsa, Yahudilerin recmetmek istedikleri bir kadını taşlanarak öldürmekten kurtarır. Muhammed ise aralarında zina yapan kadın ve erkeğe dayak cezası vermek isteyen Yahudilere recmi emreder ve taşlatarak öldürtür. Şimdi İsa'nın recmi önlemesine bakalım. Yuhanna 8. bab 3 ve 9. ayetler. Din bilginleri ve Ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı," dediler. Musa
yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve ''İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın'' dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Bir de Muhammed'in recme zorlamasına bakalım. Ebu Hureyre anlatıyor. Yahudilerden bir kadınla bir erkek zina yaptılar. Birbirlerine, bizi şu peygambere götürün. Çünkü o bir kısım hafifletmeler getiren bir peygamberdir. Bize rejim dışında fetvalar verirse kabul eder, Allah indinde onun hükmünü kendimize delil kılarız ve peygamberlerinden bir peygamberin bize verdiği fetvalar deriz dediler. Mescitte ashabıyla birlikte oturmakta olan Hazreti Peygamber'e gelerek, ''Ey Ebu'l Kasım, zina yapan kadın ve erkek hakkında kanaatin nedir?'' dediler. O onlara tek kelime söylemeden Beyt-i Midraslarına geldi. Kapıda durarak, ''Hazreti Musa'ya kitabı indiren Allah aşkına söyleyin, muhsan olan birisi zina yapacak olursa bunun Tevrat'taki hükmü nedir?'' diye sordu. Yüzü siyaha boyanır, eşek üzerine ters bindirilir ve dayak atılır. Ravi devamla der ki, Yahudilerden bir genç bu cevaba katılmayıp susmuştu. Resulullah onun suskunluğunu görünce sualinde ısrar etti. Bunun üzerine genç, ''Madem ki sen bize Allah'ın adına yemin veriyorsun, gerçeği söyleyeceğim. Biz Tevrat'ta rejim emrini görüyoruz.'' dedi. Resulullah, ''Allah'ın emrini hafifletmenizin başlangıcı nasıl oldu?'' diye sordu. Genç şu cevabı verdi. ''Krallarımızdan birinin bir yakın akrabası zina yaptı. Kralımız rejimi ona tatbik etmedi. Sonra halka mensup bir aileden bir erkek zina yaptı. Bunu rejim etmek istedi. Ancak adamın kavmi buna mani olup sen yakınını getirip rejim etmedikçe biz de adamımızın rejim edilmesine müsaade etmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine aralarında şimdiki cezayı vermek üzere anlaşıp sulh yaptılar. Bu açıklama üzerine Resulullah, ''Ben Tevrat'taki ayetle hükmediyorum.'' dedi ve onların recm edilmelerini emretti ve recm edildiler. Muhammed, Müslüman olmayanların yurtlarını, mallarını yağmayı, onlara karşı savaşı, cihadı, fethi emretmiş, teslim olmayanların öldürülmesini istemiştir. Ahzab 27. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Saf 11. Allah'a ve Resulüne inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, sizin için en iyisi budur. Fetih 1. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Tevbe 5. Haram aylar çıkınca putperestlerin gelip geçecekleri bütün yolları tutun. Onları kuşatın, bulduğunuz yerde öldürün, yakalayın, hapsedin. Fakat tövbe ederler, namaz kılarlar ve zekat verirlerse bırakın onları. Şüphe yok ki Allah suçları örter, rahimdir. İsa'nın ise şiddetten uzak durduğu, savaş, cihat, fetih çağrısı yapmadığı, yayılmacı bir din anlayışında olmadığı görülür. Buna karşın, ben barış değil kılıç getirdim, abanızı satın kılıç alın dediği gibi, kılıç kullanan kılıçtan geçirilir sözleri, mecazi anlamları itibariyle tartışmalıdır. Bir genelleme yapacak olursak, İsa'nın daha barışçı ve hümanist, Muhammed'in ise daha savaşçı
ve daha katı olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed çalışmayı öğütlerken İsa tersini söyler. Muhammed ayet ve hadislerde çalışmayı, ticareti öğütler. İsa'nın ise çalışma, üretme konusunda bir teşviki olmadığı gibi tersini ima eden söylemleri vardır. Necm 39 ve 40. ayetler. İnsan ancak çalıştığını elde eder. Şüphesiz karşılığını da görecektir. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalış, yarın ölecekmiş gibi ibadet et. Çalışmak ibadetin yarısıdır. Çalışanın hakkını alın teri kurumadan verin. Ticaret yapın. Çünkü rızkın onda dokuzu ticarettedir gibi sözleri de vardır. Hadislerde çalışma ve ticaretle ilgili başka örnekler de çoktur. İncil'de ise İsa kaygılanmamayı öğütleyerek şöyle der. Matta 6. bab 25 ve 26. ayetler. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? İsa, Muhammed'e göre dünya nimetlerine, zenginliğe, ganimete, mala mülke düşkün değildi. İsa insanların tasarruf etmesine, mal ve para biriktirmesine kesinlikle karşıydı. İsa'yı o döneme göre dinsel bir komün yaşamını savunan biri olarak görebiliriz. Zaten içinde yetiştiği Esseniler de bu yapıdaydı. Söylemlerinden bazı örnekler. Markos 10. bab 21 ve 25. ayetler. Ona sevgiyle bakan İsa, "Bir eksiğin var," dedi. "Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver, böylece gökte hazinen olur. Sonra gel beni izle." Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, "Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak?" dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine "Çocuklar," dedi. "Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür? Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Buna nazaran Muhammed ise Müslüman olmayanlara karşı yayılmacı, Müslümanlar için de sosyal adaletçiydi. Sadaka ve zekatı, yoksulların doyurulmasını, komşusu açken tok olunmamasını Müslümanlığın şartları arasına koymuştu. Fakat zenginlere, zenginliğe karşı değildir. Der ki, Allah zengindir, dilediği kullarına da zenginlik verir. Muhammed, Halil İbrahim zenginliğine erişmek ister ve bunun için Müslümanlardan kendisi için salavat ister. Müslümanlar da hala bunun için dua eder ve salavat getirirler.